Bugün 21 Mart, ben Ali Çağatay. Maden Dünyası programıyla karşınızdayız. Maden Dünyası programında bugün madencilik eğitimini, maden mühendisliği eğitimini konuşacağız. Belki de işin alfabesi diyebileceğimiz konulara değineceğiz. Türkiye madencilik eğitiminde, maden mühendisliği eğitiminde nerede? Hangi ülkelerle rekabet edebilecek durumda? Gerçekten dünya koşullarıyla uygun bir madencilik eğitimi verilebiliyor mu üniversitelerimizde ya da daha önceki eğitim kurumlarında? Stüdyomuzda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yükseler. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Türkiye'de ilk madenin bulunuşuyla ilgili şöyle kronolojik bir şey yaparsak, değerlendirme yaparsak 1800'lü yılların ortasında önce bor bulunuyor. Arkasından kömür bulunuyor. Arkasından işte diğer metaller, krom bulunuyor. 1800'lü yıllar Avrupa'nın sanayi çağı. Yani sanayi çağına girmiş Avrupa'da pek çok maden kullanılmaya başlanıyor. Alaşımlar ortaya çıkıyor. Ergitme endüstrisi gelişiyor. Ama biz ilk madeni kendi çabalarımızla 1800'lü yılların ortasında buluyoruz. Dolayısıyla çok geç başladığımız ortada. Daha geç olan ve daha kötü ve daha karamsar olmamıza yol açan durum da Osmanlı'nın son dönemine kadar Türkiye'de madencilikle ilgili bir düzenleyici kurum yok neredeyse. Var ama hani bu özel olarak ihtisas alanı haline getirmiş bir kurum yok. Ta ki ne zamana kadar? 1957'de maden tetkik arama kuruluyor. Ki son derece geç. Yani dünya artık uzayda maden aramaya başladığı bir dönemde biz maden tetkik arama diye bir kurumu kuruyoruz. Çok geç kaldığımız ortada ama geldiğimiz noktayı sizin gözünüzden dinlemek istiyorum. Acaba çok mu geç kaldık? Alabileceğimiz ne kadar yol var ya da ne kadar hızlı koşmamız lazım? Şimdi öncelikle Sayın Çağatay, size ve sizin nezdinizde Bloomberg TV ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. Bu programda bizlere mesleğimizin, meslektaşlarımızın ve sorunlarımızın neler olduğunu kamuoyuyla paylaşmak, çözüm beklentilerimizi siyasi otorite ve kamu otoritesine iletmek için büyük bir fırsat verdiniz. Tekrar teşekkür ediyorum üyelerimiz adına. Evet. Madencilik aslında dünyanın en eski mesleğidir. Yani çağlara adını vermiştir. Taş devri, bakır devri, tunç devri şeklinde insanlığın doğuşuyla birlikte ihtiyaçlarını karşılaması anlamında çok eski bir meslektir ve yaşamın her alanında mevcuttur. Ama sizin de söylediğiniz gibi ne yazık ki bu Osmanlı döneminde de Türkiye Cumhuriyeti'nde de madencilik çok hızlı beklenilen ihtiyaçları karşılayacak düzeyde gelişmemiştir. Aslında biraz önce siz de söylediğiniz borun bulunuşu, kömürün bulunuşu Osmanlı döneminde bulundu ama bizim çabalarımızda bulunmadı. Yabancıların çabasıyla evet. Bulundu ve bor madenleri de yıllarca alçı taşı diye yurt dışına kaçırıldı. Bor olduğunu bile çok sonradan anladık. Kömür de yine bir asker komutanın evet. Askerlerine verdiği talimat üzerine Uzun Mehmet tarafından tesadüfen bulundu. Ancak Cumhuriyet dönemiyle birlikte ülke sanayileşme kalkınma modelini tercih ettiği için o yönde çalışmalarını sürdürdü. 1920'lerde Zonguldak'ta Türk Maden Mektebi kuruldu. İlk eğitim çalışmaları burada başladı. Akabinde madencilik sermaye birikimi gerektiren, uzun erimli yatırımlar gerektiren, tehlikeli ve riskli bir sektör olması bakımından dolayı özel sektörün bu alana o yıllarda çok girememesi nedeniyle devlet önce Etibank, MTA ve TK gibi kuruluşları kurarak hem metal madenciliğinde hem kömür madenciliğinde hem de arama aşamasında kuruluşları kurarak madenciliği geliştirmeye çalıştı. Zaten o yıllarda madenciliğimizin atak yaptığı yıllardır gayri safi milli hasıla %7'lere kadar çıkmıştır o dönemde. Evet. Şimdi genel rezervlere baktığımızda Türkiye rezervler bakımından yani hem maden hem metalik mineraller rezervi bakımından zengin sayılabilecek ülkeler arasına giriyor. Ama zengin sayılabilecek ülkeler kadar üretim yapabiliyor muyuz? Soruyu ikiye bölerek yönelteceğim. Zengin miyiz? İki, bu zenginliğimizin ne kadar farkındayız ve bu zenginliğimizden ne kadar yararlanabiliyoruz? Çünkü madencilik şöyle bir şey değil. İşte kazdınız, vagona yüklediniz ve ihraç ettiniz. Bu değil. İşlediniz, yeni bir katma değer ilave ettiniz ve daha yüksek bir fiyata sattınız. İşte o zaman madencilikte varım diyebileceğiniz bir ülke durumuna gelebiliyorsunuz. Bunun örnekleri var dünyada. Aslında o örneklerden yola çıkarak biz acaba neden madenciliği yüksek katma değer
üreten bir sektör haline getirebiliriz? Şimdi öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Madencilik, Türkiye madenciliğinde Türkiye maden çeşitliliği bakımından çok sayıda çeşitli maden rezervine sahiptir. Ancak rezerv bakımından değerlendirdiğimizde bor dışında dünyada sayılı bir rezervimiz bulunmaktadır. Yani şöyle özetleyebiliriz. Evet, bor doğal zenginliğimiz %72'si dünyadaki rezervlerin bizde. Ama evet, onun dışındakiler için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Evet, %70'i bizde. Aslında bor üzerinden ve diğer madenci konularına baktığımızda biz madenciler üzerimize düşen görevi yapıyoruz kısmen. Arıyoruz, buluyoruz, üretiyoruz. Ulusal sanayimize ucuz ham madde sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Ancak ülkemizde sanayi yeterince gelişmediği için uç ürüne dönük sanayi, yani kömürden gidersek santrallere doğru, metallerden gidersek fabrikalara, sanayi ürünlere doğru, kromdan gidersek ferrokroma doğru sanayi gelişmediği için, gelişemediği için ne yazık ki madenlerimizi biz ham bir şekilde yurt dışına ihraç etmek durumunda kalıyoruz ki bunun da ülke ekonomisine çok katma değer kattığını söyleyemeyiz. Hak ettiği katma değeri sağlayamıyoruz. Bizim ülkemizde ilk etapta yapılması gereken madenciliğin önünü açacak sanayinin geliştirilmesi gerekiyor. Sanayi politikalarının oluşturulması gerekiyor. Peki maden tetkik arama için bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani bana bıraksanız ben çok şey söylerim de ama siz bir maden mühendisi olarak sizin söylemenizi tercih ederim. Şimdi aslında biz madenciliğin genel sorunlarını dönem dönem çıkardığımız raporlarla sunuyoruz. Madencilik sektörünün sorunları ve çözüm önerileri konusunda her 5 yılda bir ortalama bir rapor çıkartıyoruz. Bunu en son 2011 yılında odamız tarafından çıkartıldı ve yayınlandı. Bu yılda onun güncellemesi yapılarak önümüzdeki yıl içerisinde yayınlanmasını planlamaktayız. Şimdi madencilik arama faaliyetleri olmadan yapılamaz. Arama evet, olmadan. Ancak 1985 yılında 3213 sayılı maden kanunu çıkarılmasıyla birlikte MTA Enstitüsü bir genel müdürlüğü dönüştürüldü. Akabinde de bir şirkete dönüştürüldü. Yani kamu yararına madencilik politikalarını geliştirecek, aramalar yapacak bir kurum iken bir şirkete dönüştürüldü. Ve daha sonra uzun yıllar ne yazık ki MTA arama yapmadı. Personel giderlerinin yaklaşık %90'ını yaklaşık personel giderlerinden oluştu. Hiç çalışmadı. Sadece amiyane tabiriyle siyasi iktidarların, bakanların bulunduğu yerlerde su sondajlarına kadar düştü iş. Daha sonra şu andaki planlamada madencilik aramalarının artırılacağı söylendi. Bu yıl 1 milyon metre sondaj planlaması yapıldı. Önümüzdeki yıllarda da bunun 4 milyon metreye çıkarılacağı söylendi. Ancak META'da bunun için yeterli altyapı olmaması nedeniyle ve hep itiraz ettiğimiz taşeronlaştırma ne yazık ki MTA'da da başladı. Geçenlerde yapılan bir ihaleyle hiç olmayan bir şey, asıl iş, mühendislik hizmetleri taşerona havale edildi. Taşerondan yaklaşık 180 küsur mühendis ihtiyacına çıkıldı. Oysa ki bu işin hem iş kanununa aykırı olduğunu ilettik, hem de devlet memurluğu sistemine aykırı olduğunu belirttik. Kamu kurumları devlet memurları aracılığıyla bu hizmetleri üretirler. Şu anda MTA bünyesinde bulunan maden ve jeoloji mühendisleri aracılığıyla bu hizmetler üretilmesi gerekirken bu hizmetin iş kanunu ikinci maddesine aykırı bir şekilde asıl işi başkalarına yaptırarak, taşerona yaptırarak kanuna aykırı bir yöntem izlenmektedir. Bu da doğru değildir. Ancak MTA'nın arama faaliyetlerini artırma politikası umarım gerçekleşir, bunu destekleriz. Şimdi tabii bir defa MTA'nın istihdam ettiği mühendis kalitesini sorgulamak lazım, bu bir. İkincisi de mühendis kalitesinin ötesinde yeni dönemde bazı adımlar atılması lazım. Yani madencilik teknolojisi bakımından dünyayla rekabet edebilecek bir eğitim sürecinin de MTA ile koordineli şekilde üniversitelerde yürütülmesi lazım. Bu taşeronlaşma meselesi bence işin üzerine tüy dikiyor. Yani taşeronlaşmayı da koyduğunuz zaman maden tetkik arama asıl işlevinden epeyce uzaklaştırılmış tamam, gibi oluyor. Yani ne yapmak lazım? Tabii siz Maden Mühendisleri Odası Başkanı olarak, bir sivil toplum örgütü lideri olarak bu konuda inisiyatif almak durumundasınız diye düşünüyorum ben. Yani biz bu konuda aslında uzun yıllardır 4857 sayılı iş kanununda taşeronlaşmaya sınır getirilmesinden itibaren her alanda taşeronlaşmanın, hele ki madencilik gibi tehlikeli ve riskli bir sektörde, uzun yıllar eğitim ve birikim gerektiren bir sektörde uygulanmasını hem teknik olarak itiraz ettik,
hem de hukuki olarak itiraz ettik. Hukuki olarak itiraz etmemizin sebebi bu devlet tarafından çıkarılmış olan 4857 sayılı iş kanunu 2. maddesinde açık ve net bir şekilde belirtilmektedir. Asıl iş taşerona verilemez. Evet. Ama Türkiye'de ne yazık ki sadece madencilik sektöründe değil, hemen hemen her sektörde asıl iş yardımcı iş ayrımı yapılmaksızın, asıl işte uzmanlık ve teknolojik nedenler gerektirmeksizin taşeronlaştırma pervasızca uygulanmaktadır. Evet, şöyle düşünün. Şimdi mesela devletin temel görevleri var değil mi? Bir tanesi yargı, bir tanesi eğitim hizmeti sunmak. Yargı işini ya ben yapamıyorum taşeronlara vereyim diyebilir mi? Şimdi maden tetkik aramanın en temel işlevi maden aramak, sondaj yapmak. Sondaj yapma işini ben yapamıyorum, başkası yapsın demek gibi. Yani asıl işlevinden o zaman maden tetkik aramaya gerek yok. Yani böyle bir açmaza yani, ya da çıkmaza doğru gidiyoruz. Bu mantık her alanda doğru. Kamu kuruluşlar için de doğru. Özel sektördeki kuruluşlar için de doğru. Her kuruluş bir işi yapmak üzere kurulmuş, örgütlenmiş, yapılanmış. Ancak ekonomik nedenlerle kayıt dışı işçi çalıştırmak adına, fazla mesai yaptırıp ücretini ödememek adına ekonomik nedenlerle taşeronlaşmaya gidiliyor ki bu dünyanın her yerinde yasak. Uzmanlık ve taşeronluğu serbesttir. Kapasite taşeronu serbesttir ama ekonomik nedenlerle yapılan taşeronlaşma her yerde yasaktır. Ne yazık ki buna zor üzücü olan da sorun olan da kamunun da bu işe girişmiş olmasıdır. Özel sektör belki kar payını artırabilmek amacıyla, kar marjını yükseltebilmek amacıyla bu işlere girebilir. Ama kamu hizmeti veren devlet kuruluşlarına, sadece MTA'da değil bu, TK'de de böyle, etimaden işletmelerinde de böyle, pek çok madenci özel sektörde de böyle, bunun için itirazlarımız var. Biz teknik olarak da buna itiraz ediyoruz. Dediğim gibi bu bilgi birikimi gerektiren bir sektör olduğu için, her firmaya verilemeyeceği için buna defalarca itiraz ettik. 2006 yılında Kömür Kongresi'nde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndaki taşeronlaşmaya itiraz ettik. Bunu bilimsel makaleyle yayınladık. Önlenemeyecek sonuçlara neden olacağını söyledik. Kimse buna kulak asmadı. Peşinden oradaki verilen ihalede bir inşaat firmasına madencilik işi ihale edildi. Karadon faciası yaşandı. 30 tane maden işçisi, aralarında 2 de maden mühendisi meslektaşımız yaşamını kaybetti ne yazık ki. Yani maden mühendisi odası olarak bu alanda hem teknik olarak hem hukuksal olarak itirazlarımız sürdürüyoruz. Ancak ne yazık ki bizim bu çağrılarımıza, bu çabalarımıza, bu bilgimize, bu raporlarımıza kulak tıkanıyor. Evet. Yapılması gereken şu bence, maden tetkik aramayı taşeronlaşma yoluyla asıl işlerinden uzaklaştırmak yerine örneğin TÜBİTAK, üniversiteler entegrasyon içinde bir araya gelip yeni bir arama ve sondaj faaliyeti yürütecek organizasyonu yapmaları lazım diye düşünüyorum. Şimdi maden kanunu ile ilgili bir takım sıkıntılarımız olduğunu düşünüyorum ben. Maden mevzuatı ile ilgili sıkıntılarımız olduğunu düşünüyorum. Türkiye neden yeterince maden arama faaliyeti yapamıyor diye düşününce sadece meseleyi getirip maden tetkik aramaya yüklemek doğru olmaz. Mevzuatın da çok ciddi bir negatif etkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi evet, haklısınız. Madencilikte aramaların azalmasının en önemli nedeni 2012 yılı Haziran ayında yayınlanmış olan Başbakanlık genelgesi oldu. Ne yazık ki bu genelgeyle bütün hazine arazilerinde yapılacak iş ve işlemler, satın almalar, kiraya vermeler, devirler, ruhsatlandırmalar Başbakanlığın iznine tabi olduğu için ve bu izinlerin çıkmasında da herhangi bir maden kanunu mevzuatına uygunluk aranmadan, hukuksal temeller oturtulmadan yapıldığı için son 5 yıla baktığımızda arama ruhsatları müracaatlarının %10'lara kadar düştüğünü, %90 oranında azaldığını görmekteyiz. Bu maden aramalarının önündeki en önemli engel. Ayrıca maden kanunu, maden mevzuatı açısından baktığımızda da karşımıza şöyle bir durum çıkıyor. Türkiye'de mevzuat yapılanması yapıldığında sektörün öncelikleri, sektörün özellikleri dikkate alınmadan çok diğer sektörlerle eşdeğer tutularak, işleyişi, yöntemleri, çalışmaları birlikte tutarak genel düzenlemeler içerisinde madencilikte değerlendiriliyor ve bu madenciliğin önünü tıkayan bir husus. Ayrıca bu özel sektörün özelliklerine göre ulusal bir madencilik politikası oluşturulmadığı için de
çok uzun erimli yatırımlar gerektiren, çok uzun vadeli planlamalar gerektiren madencilik sektörü önünü göremiyor. Maden kanunu değişiklikler sürecine baktığımızda 2003 yılıyla 2015 yılı arasında maden kanunu 3 kez değiştiğini görüyoruz. Arada 2 tane de değişiklik taslağı var, yürürlüğe giremeyen. Yani ortalama bir 10 yıllık maden ocağı planlasanız oyunun başındaki girdiğiniz kurallar 10 yıl içerisinde 3 kere değişmiş olacak. Değişiyor, evet. Kurallar değişiyor. Mesela en son yapılan maden kanunu değişikliğinin ne yazık ki henüz 2 yıl geçmesine rağmen henüz yönetmeliği yayınlanamadı. Bu da sektörün önünü görememesine, planlama yapamamasına, yatırım yapamamasına neden oluyor. Peki, tabii madencilik enerjiyle çok doğrudan bağlantılı. Aynı zamanda enerji politikalarının uyumlaştırılması açısından bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Tabii ki madencilik enerjinin ham maddesilerinden biri olan kömürü üreten sektördür. Ve kömür madenciliği ülkemizde önemli yer kapsamaktadır. Ancak uzun zamandır, 20 yılı aşkın zamandır, 30 yılı aşkın zamandır yanlış enerji politikaları aslında, evet, ülkemizin enerji güvenirliğini de tehlikeye sokmuş durumdadır. 1985'li yıllarda enerji ham maddesi üretiminde %1 olan doğalgazın payı ne yazık ki çok yüksek duruma düşmüştür. Bugün baktığımızda enerjideki yerli üretim, yerli kaynaklarımız olan kömürün, yani termiklerin ve hidroliğin payının çok düştüğünü görmekteyiz. Oysa ki enerji güvenliğinin sağlanabilmesi açısından bu kaynakların yerli kaynaklarda yerine de yerli kaynaklar kullanılması gerekmektedir. Ne yazık ki ülkemiz kendi hidroliklerini ve termiklerini yeterince kullanamadı. Biz bunu geçmişte enerji politikamızı yayınladığımızda şunu söylemiştik: enerji güvenirliği için olması gereken kendi yerli kaynaklarımızın kullanılmasıdır. Buna son zamanlarda yerli ve milli politikasıyla bir davetiye çıkarıldı, ön açıldı. Çünkü çok hızlı davranmamız gerekiyor. 2020 yılına kadar Paris İklim Zirvesi'nde alınan karar gereği termik santrallerin kurulması gerekiyor. Ondan sonra termik santral kurma şansımız kalmamıştır. Bu nedenledir ki 2020 yılından sonra üretime alınmayan kömürlerin hiçbirisini hemen hemen artık üretime alma şansımız kalmayacak. Bu nedenledir ki enerjide yerli kaynakların kullanımı, kömürün ve hidroliğin kullanımının, bunun oranının artırılması çok önemlidir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarında yerli olarak değerlendirebilirsek, bunun için gerek teknolojik çalışmaları da yapabilirsek gayet güzel olacak. Evet. Cüneyt, kulağımdaki ses gitti bu arada. Onunla bir müdahale ederseniz sevineceğim. Şimdi şunu merak ediyorum. Madencilik deyince akla iş kazaları ve iş güvenliği geliyor. İş kazaları ve iş güvenliği dünyanın her yerinde olabilecek şeyler. Bunlar tesadüflerle kontrol edilebilecek durumlar değil. Daha doğrusu çok entegre olsanız bile mutlak surette dünyanın her yerinde olabiliyor. Ama minimuma indirgemenin yolu nereden geçiyor ve biz iş kazaları bakımından acaba ne durumdayız? Yani iyi sayılabilecek bir ülke durumuna gelmemiz ne kadar zaman alacak? Ne yazık ki iş kazaları durumunda ülke olarak, madencilik sektör olarak görünen tablomuz hiç de iyi değil. Yapılan bilimsel çalışmalara göre Avrupa'da birinciyiz, dünyada üçüncüyüz iş kazaları bakımında. Biz Maden Mühendisleri Odası olarak büyük kazaların, facia dediğimiz, halk tarafından, kamuoyu tarafından katliam olarak adlandırılan büyük kazaların nedenlerini basit, baret kullanımı, kavlak düşmesi, vagon devrilmesi gibi basit mühendislik hesapları hataları olarak değerlendirmiyoruz. Asıl bu tip kazaların önemli nedenlerinin sistemsel kaynak nedenler olduğunu düşünüyoruz. Başta özelleştirme politikaları, taşeronlaştırma politikaları, esnekleşme, kuralsızlaşma, denetimsizleşme, üretim zorlaması bu kazaların asıl nedenidir. Ve gerekli bu sistemi çözmeyen anlayıştır diyoruz ve biz bu nedenle iş kazalarını iş cinayetleri olarak değerlendiriyoruz. Bu da açıkçası üyelerimiz arasında, sektörümüz arasında rahatsızlık veriyor. Ve ben buradan üyelerimizin rahat olmalarını istiyorum. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi bu kazaların asıl nedenleri üyelerimizin yaptığı mesleki faaliyetlerden kaynaklanmıyor. Bu sistemsel nedenler çözülmeden bu büyük kazaların nedenleri önlenemez. Bu sistemsel nedenler giderilmeden kaza sayısı düşürülemez.
kaza zararının düşürülmesi için önce bu sistem altyapının kurulması gerekiyor. Daha sonra da maden mühendisliği bilim ve tekniğine uygun madencilik yapılması gerekiyor. Evet. Peki şu anda rejiyle haberleşemiyorum. Kulağımdaki ses gitti. Son bir soru soracağım ve öylece bitireceğiz. Şimdi bu kadar yıldır maden mühendisisiniz ve sektörün içindesiniz. Sizi böyle çok umutlandıran, ya ben pek çok şey gördüm ama şu konudan çok umutluyum. Bu bir maden olabilir, bu bir metalik mineral olabilir, bu bir katma değerli üretim olabilir. Yani şurada iyi bir noktaya geldik ve artık dünyayla yarışabilecek durumdayız diyebiliyor musunuz? Yani birkaç örnek istiyorum. Bunu demeyi çok isterdim inanın ama bazı genel anlamıyla bunu söylemekte zorlanıyoruz. Çünkü Türkiye'nin en önemli sorunu konuşmamın başında da söyledim. Madenciliğin ulusal sanayiyle entegre olması gerekiyor. Onlara ucuz ham madde sağlaması gerekiyor. Bu nedenle çok fazla yaşayamıyoruz. Fakat bor madenciliği konusunda şunu söylemek isterim. Rahatlıkla da söylüyorum. Bunu her yerde de söyledim çünkü. 1979'da bor madenlerinin özelleştirilmesiyle tek bir bor politikası uygulanması, borun tek elde yönetilmesi sebebiyle bor fiyatları 40 dolarlardan 400 dolarlara çıktı. Son 15 yıl içerisinde borun Türkiye'nin bor pazarındaki fiyatı, değeri, rakamı, hacmi 200 milyon dolarlardan 800 milyon dolara çıktı. 1,5 milyar dolar evet. İçerisinde. Ayrıca Ete Maden İşletmeleri pek çok alanda geçmişte devletin gücüyle birlikte uç ürünlere doğru yönelim gösterdi. Biz bu süre, bu gayretin, bu çabanın, bu politikaların aynen devam ettirilerek tüm sektörlerde ulusal sanayimize ucuz ham madde sağlayacak şekilde geliştirilmesini talep savunuyoruz. Evet. Peki borda geldiğimiz noktayı önemsiyorsunuz. Ama ben mesela borda hala çok yolumuz olduğunu düşünüyorum şahsen. Yani rezervin %72'sinin Türkiye'de olması bir şey ifade etmiyor bence. Asıl yapılması gereken bora dayalı son ürünlerin daha fazla kullanılması. Biliyorsunuz yani işte yerli otomobil üretmeye çalışıyoruz. Yerli otomobil üretmek kolay. Her ülke yapabilir. Ama malzemeyi dışarıdan alırsanız, örneğin işte 1000 derece ısıya dayanıklı bir alaşım yapamıyorsanız, o aleti yapamazsınız. Daha doğrusu o motoru yapamazsınız. Şimdi bor bu benzer son ürünlere imkan veren ve çok geniş bir kullanım alanı olan ama bu arada kısıtlı miktarda kullanılan bir maden. O bakımdan biz hani %72'sine sahibiz. Neden zengin olamıyoruz? Böyle bir varlığın üzerinde oturuyoruz gibi böyle bir şehir efsaneleri döner ya. O gerçekçi değil. Bor ne kadar çok kullanılırsa o kadar çok fazla satma ve zenginleşme şansımız olabilir. Siz önümüzdeki 20-30 yıl içinde borun daha ne kadar geniş bir kullanım alanına kavuşacağını tahmin ediyorsunuz? Yani ne kadar çok satabilecek durumdayız? Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Haklısınız. Biz borda istediğimiz yere gidemedik. Önemli yollar kat ettik ama istediğimiz yere gidemedik. Çünkü zaten ham bor veya yarı işlenmiş bor sattığımızda bütün dünya pazarı Türkiye'nin eline geçse %72'nin rezervin bizde olması nedeniyle 1,5 milyar dolar düzeyinde bir hacim var. Evet. Bunun zaten şu anda 800 milyon doları Türkiye'nin elinde ve Türkiye işletiyor bu süreci. Dediğiniz gibi önemli olan bunun sanayide geliştirilmesi gerekiyor. Katma değer yaratan bir sektör olması gerekiyor. Borun katma değeri bizim 2 yıl önce yaptığımız çalıştayda değerlendirdiğimizde 1'e 256'ya kadar katlanıyor. Biz işte ulusal sanayimizde bunu yapamadığımız sürece, boru yakıt olarak kullanamadığımız sürece, boru savaş sanayi sektöründe kullanamadığımız sürece, zırh olarak üretemediğimiz sürece, boru fiber teknolojisine kullanamadığımız sürece çok bir anlam ifade etmiyor. Aynı kromda olduğu gibi, aynı enerji üretmeyen kömürde olduğu gibi. Biz bor konusunda madenci olarak biz şunu söylerken aslında bunun mutluluğunu da yaşıyoruz. Maden mühendisleri borun aranmasını başardılar. Dünya %72 rezervinin Türkiye'de olduğunu kanıtladılar. Şu anda arama işlemlerini tamamladık. İstediğimiz kadar üretme noktasına da geldik. Yani istediğimiz aşamada boru üretebiliriz. Önemli olan şu anda yapacağımız 2-3 iş var. Bunlardan birincisi bu ürettiğimiz tüvenen ham bordan uç ürünlere doğru onları üretmek. 2. İyi bir satış politikası yaparak borumuzu hak ettiği satış üzerinden, fiyat üzerinden pazara sunmak. Üçüncüsü de bunları nihai ürüne çevirmek. İşte burada bizim ulusal sanayiye, bilimsel çalışmalara ihtiyacımız bulunmakta.
bu ihtiyaç bu noktadadır. Peki Ayhan Bey, çok teşekkürler. Konuğumuz Türk Mühendisi ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yükseldi. Maden Dünyası programını burada noktalıyoruz. 2 hafta sonra yine aynı saatte karşınızdayız. Hoşçakalın.